Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet edeceksiniz. Millete hizmet edeceksiniz. Siyasete girdim, girdiğim gün kendi mal beyanımı internet siteme koydum. Mal beyanım budur dedim. Karımın yüzüğüne kadar. Ama ben isterim ki bu ülkeye, bu millete hizmet edecek kim olursa olsun aynı duyarlılığı göstersin. Aynı duyarlılığı. Mal varlığını koysun ortaya. Haram bir şey yok ki kardeşim. Helalinden kazanmışsan neden korkacaksın? Efendim, milliyetçilikten söz ediyoruz. Milliyetçilik vatanseverliktir kardeşim. Eğer sen tek kurşun atmadan, altını çizeyim, tek bir kurşun dahi atmadan kendi toprağındaki bayrağı indirir, Süleyman Şah türbesini kaçırırsan kimse kusura bakmasın, sen öyle milliyetçi falan değilsin. Milliyetçilikle bunun ilgisi yok. Milliyetçi olan ne yapar? Milliyetçi olan şunu yapar. Benim o bayrağıma kim göz koyduysa, Süleyman Şah türbesine kim göz koyduysa ve o toprakları terk ettiyse o asla ve asla milliyetçi değildir ve olamaz da. Orayı korumak zorundadır. Kanı pahasına ve canı pahasına. Bayrağımızı, kanımız ve canımız pahasına, vatanımızı koruyamıyorsak kimse kusura bakmasın, biz vatansever de değiliz o zaman. Vatanseverlik farklı bir şeydir. Bayrağına aşık olmak demektir. Toprakları toprak yapan neydi? Üstündeki kandı. E o zaman nasıl olacak bu? Hem terk edecek, hem kaçacak, sonra bana vatanseverlik edebiyatı yapacak. Yemezler. Yemezler. Siz de yemeyin. Bunu gidecekler değişik yerlerde, biz vatanseveriz, şöyleyiz, böyleyiz vesaire. Hepsi hikaye. Bunların hiçbirisi, Süleyman Şah türbesini kaçıranların hiçbirisi, bayrağını indirenlerin hiçbirisi vatansever değildir. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor? Devleti yönetecek kişinin egemen güçlerin karşısında eğilmemesi lazım. Bizim tarihimiz de böyledir. Hiçbir egemen gücün karşısında eğilmez. Ya 34 askerimiz şehit oldu Suriye'de. Soluğu nerede aldık? Putin'in kapısında aldık. Ya ölen Rus askerleri değil kardeşim, senin askerlerin ya. Sen nasıl orada soluğu alıyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Yeri geldikçe biz milliyetçi izliyoruz. Nasıl bir milliyetçiliktir bu ya? Ben anlamıyorum. Bir de kapıda bekletiyorlar. Bir de kronometreyi açıyorlar. Bir de bütün dünyaya gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Cumhurbaşkanlığı hangi pozisyona soktuklarını. E bu benim ağrıma gidiyor ya. Ağrıma gidiyor. Bakın değerli ülkücü kardeşlerim. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımız sıradan bir savaş değildir. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımız aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. Ve biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler aşama aşama bağımsızlıklarını ilan ettiler. Hepsi mücadele etti. En son Cezayir mücadele etti ve kazandı. Arkasından bir şey daha. Biz cumhuriyeti ilan ettik. Yine o mazlum ülkelerin tamamı cumhuriyeti ilan ettiler. Ve biz bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devletiz aslında. Ve hepsi bizi örnek alıyorlardı. Mücadele mücadele, cumhuriyet cumhuriyet, büyüme büyüme, kalkınma kalkınma, egemen güçlerin karşısında eğilmeme, dirençli olma. Değerli arkadaşlar, ne diyorlardı? Bir şey daha var. Egemen gücün karşısında eğilmeyeceksiniz ama dış politikada bir laf ederken boğazınızda 9 boğum olduğunu unutmayacaksınız. Büyük laflar etmeyeceksiniz. Büyük laflar ederseniz, siz yutarsanız o zaman sizin artık dünyada saygınlığınız kalmaz. Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı benden alamazsın. Ne yaptı? Aldı. Beden de orada, can da orada. E nasıl verdin sen bu papazı? Hangi gerekçeyle verdin? Ya sen bu milletin tarihini bilmiyor musun kardeşim? Bu milletin onurunu bilmiyor musun sen kardeşim? Sen bu devleti yönetmiyor musun be?
Sen nasıl böyle bir karar alırsın? Ve nasıl bu lafı söylersin? Ve nasıl teslim edersin? Sakarya'da tank balet fabrikası var. Değerinin 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bir sabah kalktık, tank baleti bir kararnameyle Katar ordusuna vermişler. Bir bölümünü Katar ordusuna vermişler. Ya Katar ordusuna verirken ihale yaptın mı? Bir şey yaptın mı? Etem sancağı da vermişler. Neye göre verdin sen? Ordunun tank palet fabrikasını sen neye göre veriyorsun? Hadi Katar tank yapıyor desek ya deriz ki teknoloji var oradan faydalanacağız. Yok öyle bir şey. Benim bu millete sözüm var. İlk bir hafta içinde o tank palet fabrikasını tekrar alıp şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimsenin bir şey yok. Bir hafta içinde. Değerli arkadaşlarım, başka bir şey daha. Şu anda dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Niçin yok? Hangi gerekçeyle yok? Defalarca söyledik ya, ordunun ihtiyacı var kardeşim. Askeri doktora ihtiyacı var. Sivil doktorla askeri doktor farklıdır. Eğitimleri de farklıdır. Belli eğitimleri farklıdır. Vermediler. Vermiyorlar. Ordu istediği halde vermiyorlar. Ama benim bu millete sözüm var. İlk bir hafta içinde GATA dahil bütün askeri hastaneler eskiden olduğu gibi ordumuza teslim edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Değerli arkadaşlarım, para bir ülkenin namusudur. Bir yere gittiği zaman Osmanlı önce kaymeseni basardı. Yani bu topraklar artık benim toprağımdır derdi. Parayı basmak artık burada hükümranlık bana aittir demektir. Tarihte böyledir. Sadece biz değil, diğer ülkelerde böyle yapardı. Şimdi paramız pula dönüştü arkadaşlar. Bakın şu anda Merkez Bankası'nın kasasında 1 sent kendisine ait, mülkiyeti kendisine ait 1 sent parası yok. 1 euro, 1 dolar parası yok. Var olan para 52.3 milyar dolar, 52 milyar 300 milyon dolar. Başkalarından borç almışız, kasaya koymuşuz. Paramız var diyoruz. Para bize ait değil. İsteseler öğleden sonra vermek zorundasınız. Ülke bu hale nasıl geldi? Değerli arkadaşlarım, mevduat hesaplarının, bankalardaki mevduat hesaplarının %58,5'u dolar, yabancı para, döviz. Kimse Türk lirasına itibar etmiyor. Şimdi milliyetçi arkadaşlarıma sormak isterim. Ülkeyi bu hale getirenlerden biz şikayet etmeyecek miyiz? Ülkeyi bu hale getirenleri biz demokratik yollarla göndermeyecek miyiz? Biz vatanımızı seviyorsak, ülkemizi seviyorsak, değerlerimizi seviyorsak, değerlerimizi savunuyorsak, ülkeyi bu hale getirenleri demokratik yollarla kendi alanlarına göndermek zorundayız. Yani benim deyimimle bunları emekli etmek zorundayız. Emekli edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ne dedik? Ekonomik zaferlerle taşlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz. Şu soruyu sordum. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bana çok kızdılar. Vay efendim sen bunu nasıl dersin dediler. Orada terör vardı. Benim bildiğim terör Irak'taydı. Ve orada da kimse bir şey demiyordu. Git mücadeleni yap kardeşim. Sonra Erdoğan bir grup toplantısında şunu söyledi. Ey Obama dedi, beni neden Suriye'de yalnız bıraktın? Gir dedin, girdik. Şimdi beni niye yalnız bıraktın? Ülkücü kardeşlerimin unutmaması gereken bir şey daha var. Hiçbir emperyal güç
ateşi kendi eliyle tutmaz. Maşa kullanır. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyona düşmemeliydi. Kardeşim, Orta Doğu'da niye biz kavganın bir parçası olalım? Komşumuz biz. Biz herkesle barışık olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Emperyal güçler silah verirler. Beyler birbirinizi öldürün derler. Silahlar bizden derler. Yeter ki ortalık karışsın, biz size silah satalım. Ama biz bölgede barışı ve huzuru egemen kılarsak, bölgenin en güçlü ülkesi olarak bütün bölgede huzuru, güveni, kalkınmayı, büyümeyi, beraber yaşamayı hepsini hayata geçiririz. Hepsini yapabiliriz. Çünkü Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün bunlara rağmen bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Milliyetçilik aynı zamanda ülkücülük, milliyetçilik, vatanseverlik, yöneten kişinin halktan topladığı her kuruşun hesabını millete vermesi demektir. Hepimizin bir eksiği var, onu da söyleyeyim. Hepimizin bir kusuru var, onu da söyleyeyim. Ödediğimiz verginin hesabını sormuyoruz. Oysa çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Emzik alırsınız, efendim altına bez alırsınız, mama alırsınız, hepsi için vergi verirsiniz. Şu anda vergi vermediğimiz, şu teneffüs ettiğimiz hava. O zaman ben, bizi yönetmek üzere benden para alan kişiye bu parayı nereye harcadın sorusunu sorma hakkım var. Demokrasi budur. Bu sorunun sorulmadığı yerde demokrasi gelişmez arkadaşlar. Bu soruyu hepimiz soracağız. Bu vatanda kim yaşıyorsa, nerede yaşıyorsak hepimiz bu soruyu sormak zorundayız. Benim ödediğim vergi nereye harcandı sorusunu sormak zorundayız. Bu soru sorulmadığı içindir ki değerli arkadaşlar, verginin büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Londra'daki tefecilere gidiyor. Ben Londra'daki tefeciler defalarca söylüyorum. Bakın tık yok orada. Hayır, Londra'da biz tefecilere para ödemiyoruz diyemiyorlar. En büyük parayı oraya ödüyorlar. En büyük parayı. Benim yine size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamam. Hiç. Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, acaba biz masum? Yok kardeşim. Yok kardeşim. Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Adaletle sorması lazım. Soracağız. Kardeşim yeter artık ya. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz siz. Hala soymaya devam ediyorlar. O nedenle her birinizin bu alanda duyarlı olması lazım.